İGFET'i bize anlatın efendim. Hem de DGİAT'ın genel kuruluna geldiniz. Bununla ilgili de duygularınızı alın lütfen. Teşekkür ederim. Ege Genç İş İnsanları Federasyonu Ege bölgesindeki genç iş insanlarını aynı çatı altında toplayan, GİAT'ları aynı çatı altında toplayan ve güç birliği yapmasını sağlayan bağımsız ve gönüllü sivil topluma inanan derneklerin bir arada olduğu bir federasyon. Tabii DGİAT da EGİFET'in üyesi. Dolayısıyla bizim lider ve örnek derneklerimizden bir tanesi. Biz de bugün burada Hakan Başkan'a ve ekibine destek olmak, onlarla bir arada olmak ve DGİAT üyesi arkadaşları görmek ve onlara başarılar dilemek için buradayız. Genel kurula katıldık. Peki Sayın İlter, DGİAT'ı nasıl buluyorsunuz? Çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Yeni bir bina, 30 yıl geride kaldı. Neler söylersiniz DGİAT'la ilgili? Tabii DGİAT Türkiye'de hem GİAT'lar için hem tüm sivil toplum kuruluşları arasında lider ve örnek gösterilecek, parmakla gösterilecek bir dernek. Hem kurumsal kültüre ve yapıya sahip hem de özüne bağlı bir dernek. İçeride işte kurucu başkanımız dahil olmak üzere eski başkanlarımızla sohbet ettik. Türkiye'de biliyorsunuz güçlü kurumlar çok önem verdiğimiz ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konu. O yüzden sivil toplum kuruluşları açısından da güçlü örnek ve lider kuruluşlar her zaman destek verdiğimiz ve daha artmasını özendirmeye çalıştığımız müesseseler. Peki efendim, İzmir'de bir iş adamı olarak ve bir federasyon başkanı olarak Denizli'yi nasıl görüyorsunuz? Böyle dışarıdan bakan bir göz olarak. Denizli tabii tüm Ege bölgesi içerisinde çok önemli bir şehir. Hem üretim potansiyeli hem ihracat potansiyeli nedeniyle tabii ki bölgenin ve ülkenin göz bebeklerinden. Ama tabii daha fazla performansını gösterebilmek için biraz daha işte yeni otoyol yapılması konusu, işte limana bağlantı konusunda demir yolunun kurulması gibi desteklere ihtiyacı var. Bunlar da yapıldığı zaman inanıyorum ki çok daha iyi performans gösterecek bir şehir.